8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları. SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 192 Gerekli Malzemeler Karasal Bitki ve Hayvan Görselleri. Yapıştırıcı. Karton. Makas. Kalem etkinliğin yapılışı arkadaşlarınızla gruplara ayrılınız. Getirdiğiniz canlı görsellerini canlıların besin elde etmelerine göre gruplandırınız. Görselleri kartonlara yapıştırarak besin zincirleri oluşturunuz. Farklı besin zincirlerini bir araya getirerek besin ağları oluşturunuz. Oluşturduğunuz besin zincirini ve besin ağlarını, diğer grupların hazırlamış olduklarıyla karşılaştırınız. Neler gözlemlediniz? Besin zincirinin en alt basamağında hangi canlılar bulunur? Nedenini açıklayınız. Cevap: Kimi canlı yalnızca ot yiyerek, kimi canlı yalnızca et yiyerek beslenirler. Kimi canlılar ise hem et hem ot yiyerek yaşamlarını sürdürürler. Ekolojik denge içinde, besin ağı ya da besin zinciri olarak bilinen düzen içinde hay, ve, anlar, bitkiler ve insanlar bulunmaktadır. Bir besin zinciri örneği olarak ot yiyen ek, insanlar tarafından eti yenen bir hayvandır, biçiminde bir örnek verilebilir. Bu besin ağı içinde bir enerji aktarımı vardır. Hangi canlıları tüketiciler olarak gruplandırdınız? Nedenini açıklayınız. Cevap, tüketici canlılar, heterotrof olarak bilinen ve tüketici olarak enerji kazanımı sağlayan ve ekolojik piramit düzeninin en başında bulunan canlılardır. Tüketiciler olarak bilinen canlılar, etçil, otçul, hepçil olarak da ayrılmaktadır. Tüketici canlılar, insan, ayı, inek, fare, tilki, aslan gibi canlılardır. Ayrıştırıcılar olarak hangi canlıları gruplandırdınız? Nedenini açıklayınız. Cevap, ayrıştırıcı canlılar, biyolojik ya da ekolojik atıkların ayrışarak doğaya karışmasını sağlayan canlılardır. Bu canlılar arasında tek hücreli unsurlar da yer almaktadır. Bazı bakteriler, mantarlar, tek hücreli canlılar ayrıştırıcı sınıfında yer alarak ekolojik piramit düzeninde en alt tabakada yer bulmaktadır. Besin zincirini oluşturan üreticilerin, tüketicilerin ve ayrıştırıcıların birbiriyle olan beslenme ilişkilerini aşağıdaki noktalı alanlara yazınız. Cevap: Üreticiler, kendi besinlerini üretirler. I. Derece tüketicilerin besin kaynağını oluştururlar, tüketiciler, besinlerini, üretici ve diğer tüketici canlılardan karşılarlar. Besinlerini kendileri üretemezler, ayrıştırıcılar, tüketici canlılardır. Besinlerini, üretici ve tüketicilerin ölülerinden karşılarlar. 8. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.